Deniz Gürer birkaç dakika içerisinde toparlayabilirsen son olarak da Hacı'ya vereceğim. Şimdi Gürkan Hacı aslında ben de benzer bir hazırlık yapmıştım Barış arkadaş gibi yani alt alta sıralandığında özellikle İyi Partili pek çok ismin sert açıklamalarının ittifak ruhuna aykırı açıklamaları okuduk, dinledik. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisinden de açıklamalar geldi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde vites bir derece daha düşüktü. Vitesi bir tık böyle arttırmış gibi ee, algılanacak bir cümle sarf etti Engin Altay. Ee, senin de az önce ifade ettiğin gibi Türkiye'nin 3-4 gündür gündeme oldu verdi bu konu. Ee, aslında e, Engin Altay'ın açıklamalarını bugün seninle de beraberdik barışla beraber ee, Anayasa Teklif toplantısında Bilkent otelde. Ben de birçok Cumhuriyet Halk Partili ile konuştum. Ee, bir yandan tabii içten içe e, bu ittifak konusunda kamuoyu önünde yapılan tartışmalardan rahatsızlar. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki temel motivasyon bunun az önce Şaban Sevinç'in de söylediği gibi o okul ya da evde kulak çekme meselesi anne ya da öğretmene atıftan kaynaklı. Yani artık bunların bitmesini ister bir tutum var ama tabii bu iş ne zaman biter bu iş ne zaman biter diye bakarsak bu iş aday açıklanana kadar bitmez. Aday açıklanma konusu da ittifakın üyeleri arasında tek ses değil altılı masa açısından değerlendirildiğinde maalesef. Şöyle ki üç ayrı grup var. Birinci grup ve yoğunlukta, çoğunlukta Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yoğunlukta bu düşünce hakim. Israrla seçim süreci başladıktan sonra seçim kararı alındıktan sonra seçim takvimi belli olduktan sonra adayımızı hemen açıklayacağız ifadelerini kullanıyorlar. Yani bu artık Şubat mı olur? Yoksa seçim zamanında yapıldığında Mart başında mı olur? Ee, yoksa seçim işte e, mayıs alınırsa ne bileyim ocak sonu mu olur bu bir muamma ee, bunun açıkçası uygulamada nasıl ile ilgili de benim kafamda soru işaretleri var yani bugün e, seçim takvimi açıklandı hemen bir araya gelip nasıl açıklanacak bilmiyorum ne kadar doğru olur o yöntem onu da bilmiyorum ikinci e, kesimde ise ocak ortası takvimi veriliyor adaylığın açıklanmasıyla ilgili bir üçüncü grupta var geç kalındı noktasında mutabıkı bir ekip daha var. Şimdi şöyle benim açıkçası kafamda altılı masanın bu iki büyük partisi. yani Cumhuriyet Halk Partisi ve e, ee, İyi Parti açısından değerlendirildiğinde az önce birçok ismin e, açıklamalarından bahsetti Barış arkadaş İyi Partili isimlerin e, biraz da rencide edici açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Bir diğer taraftan bugün Kübra Parda yazmış bizim arkadaşlarımız da TV100 Ankara Bürosu'ndaki arkadaşlarımız da e, toparlamış. Şöyle kabaca tarihler vereceğim Gürkan Hacı. Çok Hacır. kısaca hemen toparlan, insan, 21 toparla Hacı'ya Tabi tabi bir izin verirsen 21 Nisan 2021 Meral Akşener'in açıklaması siz gönlünüzce şahlana durun geliyor gelmekte olan akabinde 9 Eylül 2021 Kemal Bey'in açıklaması geliyor gelmekte olan 2 Aralık 2021'de Akşener'in biraz da sloganlaştırdığı biz çözeriz başlığı var. Akabinde 11 Eylül 2022'de bir yıl sonra biz çözeriz ifadesini sıklıkla Kemal Bey'in kullanması söz konusu. Milletin sesi mitinglerinde yine birbirlerinin ardı ardına e, yapıyorlar. Diğerinde İyi Parti'nin derin yoksulluk çalışması var. E, akabinde e, CHP'nin derin yoksulluk ofisi kurulması hikayesi var arayda. Yani şimdi bir tarafta... Ne e, yapıyorlar yani İYİ birbirlerinden slogan mı Parti, alıyorlar? Deniz rekabet mi ediyorlar? Ya Aslında. şimdi bu eğer bir uyum çerçeve, şöyle söyleyeyim, bu bir uyum çerçevesinde yapılıyorsa Gürkan Acır, ona sözüm yok. Ama bir birbirlerini kopyalama şeklinde oluyorsa, Anladım. burada bir problem var. Anladım. Şimdi Peki. eğer bu işin içinde bir kopyalama varsa, eğer bu işin içinde birbirini rencide edici ifadeler varsa. Hani kimse de az önce Barış arkadaşın ifade ettiği gibi televizyonlara çıkıp altılı masaya işte bozulsun diye birileri konuşuyor, kulis yapıyor ifadelerini de söylemeye hakkı olmaz. Çünkü bunlar resmi ağızların açıklamalarından sonra oluşan tartışmalar. Benim buradan altılı masa üyelerine şöyle en azından gözlemlerim çerçevesinde tavsiyem. Adayı bir an önce açıklasınlar ve bu tartışmalar son busun ee, en azından nizami bir e, seçim süreci ve e, bir yarış rekabet ortamında biz Peki. de buradan yorumlayalım Peki. Ee, diyerek sözlerimi bitireyim. Hacı Yakışıklı sendeyiz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Deniz Güreli, Pınar Işık Ardoğru, Erdoğan Aktaş'ı ve moderatör olarak Gürkan Hacı'rı tebrik ediyorum. Tamam. Ee, Türkiye şu anda kulak çekme polemiğini konuşuyor hakikaten. Teşekkür ederim. Ee, o açıdan da tepriye şayan. Her tarafta ben şu anda sosyal medyada da bunu görüyorum. Şimdi Engin Altay haklı mı diye baktığımız zaman Engin Altay haklı. Haklı. Ama kullandığı üslup haklılığını tersine çeviriyor ve kendisini haksız duruma düşürüyor. Yavuz Ağır Alioğlu haklı mı? Evet o da haklı. Fikirlerini düşürme hakkına sahip. Ama bu sefer Yavuz Bey'e sorarlar. Yavuz Bey madem öyle siz niye ortaksınız CHP ile derler? Çünkü CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisinin genel başkanının da cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı vardır. Hem ortak olacaksınız Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisiyle, hem de o partinin genel başkanına dönüp seçilemezsin diyeceksiniz. Haklıdır Yavuz Ağaralioğlu fikrini söyleyerek doğru da söylüyor olabilir ama ortak e, olması bu sefer haklılığını tersine çevirmektedir. Dolayısıyla Kamuoyu şunu söylüyor. Engin Altay ve Yavuz Ağır Alioğlu özelinde. Zoraki ortaklık demek ki böyle oluyor. Demek ki aranızda bir kan uyuşmazlığı var. Demek ki CHP ile İyi Parti uyuşamıyorlar. Adayda anlaşamıyorlar. O yüzden de böyle kavgalar çıkıyor. Millet bu sefer bunlar beraber ülke de yönetemezler noktasına gelmek durumunda kalıyor. Bu sefer ben sayın Engin Altay'a da ki haksız bulmuyorum. Yani kendi genel başkanını tabii ki koruyacak. Fakat CHP'nin siyaseti kulak çekme üzerine mi gidiyor? Siz CHP'yi birilerinin kulağını çekerek hele hele millet tarafından seçilmiş milletvekillerinin kulağını çekerek mi yönetiyorsunuz? Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırıp video izlettiğinizde kulağını mı çektiniz? Video yok orada hacı. Birgül Ayman Güler'i gönderirken kulağını mı çektiniz? Muharrem gel bakalım derken kulağını mı çektiniz? Dolayısıyla Engin Altay haklı iken haksız duruma düşüyor. Karşınızdaki rakibinize bakın. Altılı Masa, CHP ve İyi Parti ve diğerleri. Karşıdaki rakibe baksanlar. Recep Tayyip Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi çıkmış. Adayımız belli, kararımız net diye miting yapıyor. Miting yapıyor şu anda. Seçim satım haline girilmiş. Daha farkında değil misiniz? Adayımız belli, kararımız net diyor. Ve Sayın Devlet Bahçeli, sağında ve solunda Recep Tayyip Erdoğan'la beraber çekindiği fotoğrafı MHP'nin mitinginde ekrana Kapan koyuyor. Acı. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan on binlerce kişiyle statta miting yapıyor. On binlerce kişi ve bu on binlerce kişi sandık görevlisi. Sandık e, görevlileri miting yapıyor. Dolayısıyla on binlerce, yani yirmi bin dersiniz, otuz bin dersiniz, miting yapıyor. Bu sefer... E, bu taraftaki ortaklık kaim ve sağlam bir ortaklık olarak dururken bu tarafta söylediğiniz haklı sözler bile ya Yavuz Ağaraylıoğlu bir milletvekili söyleyecek fikirlerini ama bu ortaklığa girdiysen o fikirli olmaz. Ya o fikri bırakacaksın ya bu ortaklığı bırakacaksın. İkisinden biri. Doğru. İkisi Peki. birden ilerlemez. Peki. Dolayısıyla da e, bu iş bu şekilde gitmez. Biz Mansur Yavaş ismini, Ekrem İmamoğlu ismini, Lütfü Savaş ismini konuşuyoruz. Ya adaylarsa çıka, çıksınlar bu isimleri açıklasınlar. İmamoğlu desinler, herkes İmamoğlu olduğunu bilsin ama biz neyi Peki. konuşuyoruz? İmamoğlu bugün çıktı ve Canan Hanım bir bayan olarak yakışmadı bu sözler. İmamoğlu sözlerde. adaylık iddiasını Peki. sürdürüyor mu? Yani sürdürüyor. Sürdürmemesi Ay yakın lazım. Çevresine Sürdürmemesi Hacı, lazım. Hacı, son son Hacı cümlem şu. Lazım. Yakın çevresine masanın, söylediği söz var da vakit kalmadı. Son cümlem şu. Şimdi Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesine döndü bu Aman iş. Aman dur girme. <laughs> kazan hikayesi. Şimdi toparla son cümle. olsun. Son cümlemi söyleyeyim. Kazan hikayesini sonra anlatırız. Sonra anlatırız. Sağlı sollu tanıdık gece solda. programa döndü şimdi. Reklam Diyor ki masa. Ortak bugünkü altılı masanın ortak açıklamasında bir cümle sözünü de perşembe. Ortak çalışma ya. grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkla yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Grup 36 alt başlıkta çalışmalarını bitirmiş 5 alt başlıkta çalışmaları tamamlama aşamasına geçmiştir. Yoruldum ya. Peki. Ne bu 72 62 90? Peki. Ne anlatıyorsunuz? Ben Peki. hiçbir şey anlamıyorum bir gazeteci olarak.